yaşanıyor sana. Canım da kardeşim çok şikayetçiyiz. Evlerimizde tavuğumuz, culuğumuz kalmadı. Çocuklarımız okula gidemiyor. Siftah ne siftah? Cebimizde parayı da yedik. Kurban oldum. Ezel okulmadan geldim. Vallahi 40 lira diyorlar ama dövüşe çekişi 35 aldık. Fiyatı pahalı geldi, kadın kaçtı. 4'e 5'e doğru gelin. Şu tezgahların altında zepse toplayanları görür. Bunlar kendi insanlarımız yani. Bir Afganlı, bir Suriyeli değil ya. Türk vatandaşı. Türk vatandaşı, gerçekten üzülüyoruz yani. Hani 15 liraydı. Abi zamanı hani Hacerli Musa ucuz yediriyordu. Abi yeter galiba, bize de kalmadı. Dünyanın en tatlı insanından tatlı biber satışı var burada. Değerli izleyicilerimiz, bugün Gaman'ımızın şairlerinden, gizli şairlerinden, hatta en iyi şairlerinden diyeyim, bir şiir yazmış. Böğün Gaman Pazarı, kimi Mercedes'e biner, kimi Doğan'a. Biz de muhtaç kaldık evde biten soğana. Mevlam sabır versin bizden sonra Doğan'a. Böyle devam ederse 8 TL olacak makarna demiş. Pazar programımız başlıyor efendim. Değerli izleyicilerimiz, sokak röportajına başlar başlamaz fenomen Çağlar Ay'ı gördük. Çağlar'cığım merhabalar. Merhaba Özkan'cığım. Gözükmüyorsun kardeşim, neredesin sen? Çalışıyoruz Özkan kardeşim. Ne zaman geldin? Akşam geldim. Ekmek davası, kendim biliyorum. Sen bugün pazara da çıkmadın o zaman. Bugün pazara daha yeni çıktım. Annem bir şeyler istedi, onları alacağım. Ne istedi ana? Elma, portakal, meyve çeşitleri, onun sonra peynir, zeytin. Yumurta. Ama siz turun peynirleri aşağı yemezsiniz. Biz yemek yok. Bizim şey olacak. Şu yağlı peynir. Yağlı peynir mi olacak? Evet Özkan'cığım. Nasıl? Baktı piyaslara niye? Fiyatlar piyasaya bakmadım. Daha bakacağım işte. Sizi gördüm. Sohbet edeyim dedim. Allah razı olsun kardeşim. Evet. Burada da senin bazı programların var. Özlemle devamını bekleyen insanlarımız var. Nasıl kışın, yapacak? Bundan bir ay sonra programlara başlıyoruz. Çok büyük kadroyla başlayacağız. Buradan da selamlarımı gönder. Buradan şimdi... Gaman halkına selamlarımı söylüyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Allah'a emanet olun kardeşim. Abicim kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ ol abi. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar abi. Nasıl? İşler nasıl? Abi işlerim de tadı düzü yok ya. Savcılıktan geldik. Savcılıktan geldik de baba. Hava da soğuk. Bek. İşlerin tadı yok. Siftah ettin mi burada? Siftah ettin mi? Siftah ne siftah? Cebimizde parayı da yedik. Siftah müftah yok abi. Ya o zaman hani niye geliniyor buraya yani? Abi biz hastalık, mecbur gelmemiz lazım. Pazara gerek de bir içeride görüntü yapacak yani, görünmemiz lazım. Görünmemiz lazım, yani. Satmanız lazım. Ya satmamız lazım, tabi cebe para girecek. Çoluk çocuk ne yiyecek, ne içecek abi? Mecbur. Nasıl olacak abi, siftah da yapmadım diyor. Allah hayırlısını versin abi, Allah büyük ya. Allah büyük, kurban olduğum, Allah yardımcımız olsun. Tabi tabi, kul gibi değil Allah abi. Kul adamı biliyorsun kendin oğlu. Doğru söylüyorum. Zor abi. Allah doğru. Kurban olduğum yardımcımız olsun. Allah hayırlısını versin abi. Her şeyin hayırlısı. Allah'ın sağlığı inşallah, hayırlısı şükür edeceğim abi, Şükür kurban olduğum, şükürden geri kalmıyor. Abi düşüneceksin şöyle bak, de Urfalıları, Suriyeliler düşüneceksin. Adamların yatacak yerleri yok. Yiyecek içecekleri yok. Doğru söylüyorum. Şükür edeceğim. Buna şükür edeceğim. Bu hafta olmaz, önümüzdeki hafta olur. Yani. Allah hayırlısını versin baba. Hayırlı günler, hayırlı pazarlar. Sağ ol baba. Allah razı olsun. Görüşürüz emin. Sağ ol abi, görüşürüz. Biz sokak röportajımız devam ediyor. Yayınlarımızın devamı için, devamlı paylaşmamız için beğeninizi istiyoruz. Yorum yapmanızı istiyoruz, eleştiri yapmanızı istiyoruz. Her şekilde eleştiriye açığız. Teyzem kolay gelsin, elini öptüm, ne ördün? Sağ ol, ne orayım oğlum, iyiyim. Soğuk, elini öptüm. Üzgünüm biraz, üzgünüm. Hayırdır, neyin oldu? Damadım hasta da üzgünüm. Ay, çok geçmiş olsun, hayırdır? Beyin kanaması geçirmiş. Allah kurban olduğum yardım yok, olsun. Yaşlıyız. Doktorlar koymuyormuş. Onun için gidemedi kızım. Yaşı da genç miydi? Genç daha. Allah kurban olduğum yardımcısı olsun, amin, şifa versin amin, inşallah. Yavrum amin. Senin işler nasıl? Düzeni yok. İşin düzeni yok. Tadı duzu yok. Tadı duzu yok. Aybaşı yok ondan mı? Millete para yok ondan mı? 15 milletin maaş günü. O maaş günü ya, sabahtan alacak daha millet. Biraz sonra alacak. İnşallah olur. Öğlenden sonra iyi olursa olacak. İyi i̇nşallah olmasa yok. Etmişsindir. Etmedik, yalana kulağı asma etmedik. Evden elma getirdim, onu sattım. Ha, bir elma sattım. Burada elma yumurtası sattım, var, pekmezi var, peyniri var. Peynir var, forma şey yoğurdu var. Tereyağısına kadar. Aradığınız her şey burada değerli izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerim bak burada, soğukta kaç. Kaçta geldin Deyze buraya? Kaçta kurban oldum, ezan okunmadan geldim. Ezan hava karanlığından geldin mi? Hava karanlığına geldik, yerimizi tutalım, işimizi yapalım.
peynirimizi yerleştirelim diye geldik. Allah kurban oldu. Öğrenim kuzum, öyle öyle kazandık işte. Allah kurban oldu, imanınıza etmesin diye. Ömrümüz yel gibi geldi, sel gibi gitti kuzum. Allah yardımcın olsun, pazarın olsun dedi. Ellerinden öpüyorum sağ seni. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Sen de Allah'a emanet olun kuzum. Siz de Allah'a emanet olun. Değerli izleyicilerimiz, burada da bir Dezem'e denk geldik. Dezem merhabalar. Merhaba. Nasılsın, elini öptüm, iyi misin? İyiyim, zararım yok işte, üşüyor abi. Allah kurban olduğum gibi ya da yeriniz daha açık, Ceyran da yapıyor. Aslında buralar kapansa sizin için daha iyi olacak. Yanlar rüzgarı keserdi. O zaman kapanınca da hapishane gibi olur. Doğru söylüyorum. O zaman da iş yapamazsınız. Hiç çalışamayız. Nerelisin? Ömer Köylüyüm. Omar Köylüsün. Buradan da Omar Köylülere, izleyenlerimize de selam göndererek buradan. Dedesi ne satıyorsun burada? Yoğurt var. Satıyorum. Kendin üretiyorsun, kendin yapıyorsun yoğurdumu neyi? Tabii kendim yapıyorum. Allah yardımcın olsun, hayırlı pazarların olsun teyze. Amin amin. Allah'a emanet etsin. Görüşürüz. Sağ ol, Allah razı olsun. Değerli izleyicilerimiz, burada Omar Köylüler'e devam ediyoruz. Emin merhabalar. Merhabalar. Pazara mı geldik? Pazara geldik. Satış mı yapıyor, bir şeyler mi alıyor? Ya satış yoğurt süt getirdik işte geçimin yüzünden. Sonra geçimin yüzünden. Tabii geçimin yüzünden yoğurt süt. Kaçta geldiniz de? Saat 3'te kalktım. 5'te buraya geldim. 5'te buraya geldiniz. Nasıl? İşler oluyor mu burada? Yok ya. Kimse yok gibi. Yok. Biz ayın 15'i bugün olur diyorduk. Biz kalabalık olur diyorduk. Yok ya. Bugün yağmış, yağışlı ya. Fazla taşıyor. Gerek giden olmuyor diyor. Siz ne yapıyorsunuz? Allah'ım dostum, çekimde yegemi bize şöyle bir piyasayı göz kulağı bekledik. Nasılmış? Para, güzel, piyasa nasılmış? Ataş bağası. Piyasa ataş bağası. Millette para da yok. Artısı yem bu fiyata çıkmış, 200 bin liraya geçmiş bir torba yem. Bir torba yem 200 bin lira. Onu da bir seferde döküyor, o da bitiyor. Nasıl olacak? Bu nasıl? Yoğurt kurtarıyor mu sizi şimdi? Yok ya, yok ya. Sen şaf diyorsun diyorum, öyle mi? He ya, şunu var ya, döksen dökemem. Evet. Döksen dökemem. Bunu ne yapacak? Mecbursa ucuz bahane veriyor. Allah kurban olduğum yardımcınız olsun. Cümlemize. Sürecimiz zor, zamlar da geldi. Şimdi bu hangi kanalda çıkıyor? Bu Gaman televizyonu hemen. Burada görürler seni zaten. Buradan da Omar Köylülere tekrar bir selam göndererek burada bir el sallayayım kameraya. Değerli izleyicilerimiz, sabah röportajımız devam ediyor. Pazardayız. Emmim ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Sağ ol, hayırlı işler. Sana da hayırlı işler değil mi? Nasıl gidiyor? Çok şükür. İyi. Alıyor mu, satıyor mu yumurtayı? Aldık. Aldınız. Aldık. Bu gezen tavuk mu? Vallahi herhalde çiftlik tavuğu. Çiftlik tavuğu. Herhalde. Kaç aldın emmim? Kaç lira tanesi? Vallahi 40 lira diyorlar ama dövüşe çekişi 35 aldık. Pazar için. Dövüşüne çekik. Ne diyorsun? Nasıl şöyle gezdin, dolaştın? Piyasa nasıl? Piyasa biraz pahalı. Piyasa ucuz değil yani, uygun değil. Pahalı. Yani köylünün malı para etmiyor. O başka. O çiftlik yumurtası olduğu için para ediyor. Köylü kendi yetiştirir. Herhalde tanesini bile verir. 30 liraya alırım. Doğru söylüyorum. O şey alırım. O şekilde alırım. Allah yardımcımız olsun. Amin cümleyle. Var mı bir isteğim diye. Canın sağ olun. Allah'a emanetsin. Sağ olasın size de. 10 liralık diyor teyzeciğim. 8 liralık diyor lan. 10 liralık veriyorum teyzeciğim. Al teyzeciğim şöyle buyur. Babam ha. Alan buyur. Limonu, limonu üstüne sen 2 kilo al 5 ver gel. Gel. Gel kıy. Gelmedi kıy ya. Gelmedi, kadın kaçtı. Fiyatı pahalı geldi, kadın kaçtı. Nasıl işler nasıl? İşler hiç iyi değil. Bir de al diyor, zaten ben alan almayan belli olsun diyor. Alan almayan bu sefer sonra belli olsun. Pazar yerinde muzlar 10 lira, bizde 8 lira. Sende niye 8? Biz de pazarın şeyini bozuyoruz arkadaşlar. Enflasyonla mücadele. Aynen öyle. Arkamızda da 6 lira satıyor arkadaşlar. 6 lirasının da var iyi. Nasıl olacak? Ama çürük muz. Ha çürük muz. Aynen öyle. Senin işler nasıl burada? Benim işler hiç iyi değil. Dayım hoş geldin. Limon 3 lira, 2 kilo al 5 lira al. 2 kilo ver dayıma. 2 kilo ver dayıma iyisini. Bırak seçsin, bırak. Bırak, dayım kendi seçsin ya. Bırak. Dayım hoş geldin, buyur. Gördün, bu da genç çalışıyor. Nerelisin sen? Ben Mardinliyim. Buraya nasıl düştün? Buraya nasıl düştüm? Kırşehir'den buraya düştük. Ha, Kırşehir'den düştün. Evet. Kırşehir'de oturuyor musun? Evet. Nasıl, kaç senedir yapıyorsun bu işi? Kaç senedir yapıyorum? 5-3 senedir bu işi yapıyorum biz. Sen ya, çekirdeğine yetişmesin burada. Aynen öyle. Ondan dolayı böyle kıvrak satıyorsun ya. Aynen öyle. Sana kolay gelsin kardeşim. Sağ ol, aynı sağ olsun. Ol, sağ ol. Sen ne yapıyorsun burada? Konuşsana lan, ne yapıyorsun burada? Adın ne senin? Benim adım Muhammed. Adım Muhammed. Sen de pazarcısın. Kaç yaşındasın? 16. 16 yaşında. İşler nasıl? Yok dayı. Ama bu satıyor. Sen öyle dingeliyorsun burada. Yok bu. Şu bu anda adam... bir bakın böyle. Şu kamanın haline bir bakın ya. Şu kamanı bir yaptırın ya. Neresini yaptıracaklar? Ha, şuna bakalım ya. Yola bak, şeye bak ya. Dur amcan da şikayetçi. Amcan neden şikayetçisin?
Ağa, şikayet olur mu? Elektrik geçiyor, su, duvar gaz geçiyor, su geçiyor, su alıyorlar. Belediye çalışıyor. Niye de şikayet olur? Kış gibi olur mu kadar olur. Doğru, yani çalışmalardan dolayı mecburen yolda çalışmalar var. Çalışmadan dolayı mecburen yollar bozuk olabilir. Oğlum benim limon nerede lan? Dayımın limonu verin lan. Limon işte, limon burada. Görüşürüz, size hayırlı işler diliyorum. Sağ ol dayı. Diyor, doğalgaz çalışması var ondan diyor. Dayıcım Allah bereket versin. Ne varmış? Doğalgaz çalışması varmış. Ondan dolayı yollar bozuk. Doğalgaz çalışması. Basın oğlum, basın, basın! Hocam ama burası soğuk niye? Oradan belediye düşünsün. Hayırlı işler kardeşim. Allah'a emanet. Muz 7.5. Değerli izleyicilerimiz, sokak röportajımız devam ediyor. Şu an aşağı meydana geldik, pazar yerine. Abicim merhabalar. Merhabalar. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Valla uğraşıyoruz. İyi izleyelim, iyi olalım. Yani bu düzen pek iyi değil. Pek hoşumuza gitmiyor vatandaş olarak. Pazara geldim. Her şey pahalı. Şöyle bir dolaşayım dedim. Gerçekten çok pahalı. Allah vatandaşa yardım etsin. Vatandaşa kolaylık versin. Yani inşallah bu buhrandan çıkarız ya. İnşallah tez zamanda yani çıkarız. Bilmiyoruz yani. Temennimiz odur yani. Burada mesela fiyatlar kış geldi, onun için artmış olabilir mi diye düşünüyorum. Alakası yok ya. Şimdi biraz da fırsatçılardan da doğuyor. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü günlük zam yani bu zamın da bir hattı, bir hudutu var yani. Böyle günlük zam yapılır mı yani? Böyle bir şey var mı yani? Nerede görülmüş yani? Biz 80'den önce yaşadık, bu yokluk dönemlerinde yaşadık. Biz böyle bir şey görmedik yani. O zaman gerçekten yoktu ama. Şimdi var olduğu halde günlük zam var. Varlığın içinde yokluk. Varlığın içinde yokluk. Yani vatandaş çok zorlanıyor yani, yazık, Allah günah versin. Ben geçen yeminle söylüyorum, çöpten ekmek topluyordu ya. Yani ben çok üzüldüm yani durumu, gerçekten. Durumu kötü olan gerçekten insanlar da var. Saat 5'e, 4'e 5'e doğru gelin, şu tezgahların altında zepse toplayanları görür. Bunlar kendi insanlarımız yani. Bir Afganlı, bir Suriyeli değil yani. Türk vatandaşı. Türk vatandaşı, gerçekten üzülüyoruz yani. Yani bizim insanlarımız bunu hak etmediler yani. Bu şekilde yönetilmeyi hak etmediler. Ben diyeceğim bu kadar yani. Çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür Allah ederim. Hayret. Hadi sağ olun. Kolay gelsin. Hadi iyi günler. Değerli izleyicilerimiz, Kamanımızın güler yüzü Hayat abimle beraberik. Her zaman güler yüzü değil mi? Ya, vallahi hep güler yüzsün. Allah yüzüm sordu. Babanla beraber muhtarlık yaptık. Kolay mı? Allah razı olsun. Anlayış şeyiz Allah'a şükür. Nasıl abi? Düzenler nasıl? Hapsiyi getirdin. Türkiye nasıl ki? Biz bu düzeni soruyoruz ki. Zam yaptı, onu söyle bari. 30 lira oldu. Hani 15 liraydı. Abi zamın hani Hacerli Muş'a ucuz yediriyordu. Abi yeter gari, bize de kalmadı. Bize de kalmadı. Bize de kalmadı vallahi. Kaç alıyorsun lan? Biz oğlum size abi karmar da yoktur. Hani hamsi olsun diye hamsi getiriyoruz. Hamsinin şu anda kasası 270 lira abi. Kasası. 12 kilo geliyor. Peki abi bu yerinde kaç lira? İşte 270 lira kasası. Hayır hayır, mesela bu mesela Karadeniz'de kaç liradan veriliyor satarken? Ha şu anda Karadeniz hamsiz Trabzon'da 40 liradan alıcı buluyor. Samsun'da 40 liradan alıcı buluyor. Yine bir güzellik yapıyorsun yani kamerada. Tabii her zaman için. Hapsi, her zaman hapsi. İçin. Ama mazot 11 bin liraya yaklaşmış. Evet. Ankara'ya 300 lira yakan arabalarımız 400 lira para yakmaya başladı. Ha, sen de mecbur bir şeyden olman lazım. Ya mecbur yani. Bir de eleman çalıştırıyorum burada. Poşet, şu gördüğün poşet bir de var ya, çarşamba günleri 150-200 liralık poşet. Adam yarım kilo balık alıyor, bir poşet daha veriyor. Kokuyor diyor, zepseye bulaşıyor diyor. Ha, ondan dolayı da mecbur çift veriyor. Yani gayrı bazı şeyler Türkiye'de değişmesi lazım ya. Yani. Ne gibi? Mesela yönetimin değişmesi lazım. Adam ya 35 lira aldığımız evin ya 150 lira alıyoruz. Türkiye'de gidiyor, ekonomi diyor, çok iyi diyor ya. Milletin zekasıyla dalga geçiyor ya. Biz diyor, süper devlet olma yolundayız diyor. Abi şu an burada mesela röportaj yaptık. Biz çok kişiler zamlardan dolayı şikayet çok. Günlük zam geliyor diyor. Alamıyor abi, böyle bir saçmalık olamaz ya. Sabah onu soruyorum 300 lira, öğlen sonra soruyorum 350 lira oldu diyor. Hadi tamam, bunda hükümetin suçu yoksa tamam, kabul ediyoruz olmasın da müdahale etsin. Fırsatçılara müdahale etsin. Euro çıkmış 17 lira, 16 buçukluyor ya. Evet. Yazıktan mı? Evet, değerli izleyicilerimiz, bugün bir paylaşımda adam gördüm. Adam çıkıp konuştukça euro 1000 lira koyuyor üstüne. Bugün bir paylaşım gördüm. Bir haber, hani bir hesap paylaşmış. Evet. Sene 1453, dolar 14.53 diyor. Sabah 14.53'te başlamış dolar da. Bak. Allah sorumuzu hayretsin abi. Abi her şeyin hayırlısı ama gerçekten iyi, gidişat iyi değil. Peki abi, pazarın kalabalığı da pek o kadar yok. Saatini... Hava soğuk. Yağışlı. Biraz sonra canlanır. Canlansa da bura pazardı bak, yıkılmadan önce bura ayrı bir pazardı. Yukarı ayrı bir pazardı. Size bir örnek vereyim bak. Evet. Bunu gerçekten samimi konuşuyorum. Bunu bütün zemsecilere sorabilirsiniz. Burada ufak bir pazar vardı. Kışlerler buraya durdu. Bizim kamandan yukarı dururlardı. Evet. Ömer Hacı'nın oraya çıkıyordu. Evet. Mandalin 3 kilo 10 liraydı. Sene 2014-2015.
Sene 2020 mandalina 3 kilo 10 lira bak. Evet, mandalina 3 kilo 10 lira vallahi billahi. Evet. Ona zam gelmemiş. Pazarın hiçbirine zam gelmiyor ki. Vatandaş gelince balık olsun diyor. Ooo siz de mi uyudunuz diyor. La biz de uyuyacağız. Keşke 500 olsa da şuna kuyruk olsa da mal satsak. Vatandaş iyiyse duyadı ya. Herkes hamsi iyisin. Sığ malbor olmuş 25 lira. Adam bir paket malboraya 25 lira verirken içine cız etmiyor. Doğru, hamsiye verince. Ya bir hamsiye değil, bir mandalina portakala verince. Yiyecek içecek gelince. Halbuki bunlar da kocalmaması lazım. Kardeş mecbur yiyecek, karnımızı doyması yani, lazım. Yani. Abi Allah hayırlısını versin ama sonumuz biz iyi değil. Allah kurban olduğum yardımcımız olsun inşallah. Ali Bey sorumuz iyi değil. Evet. Selam, selam olsun Türkiye'ye. Türkiye'ye, Kaman'a, Sarıçam Mahallesi'ne. Türkiye'nin geleceği de belli değil. Onu da size söyleyeyim. Abi ne diyeyim? Burası Türkiye, yarın ne olacağı belli olmaz abi. Kış var, yarın ne olacak? Yarın Türkiye, burası Türkiye, yarın ne olacağı belli olmaz. Allah fakir vatandaşa olmayana sabır versin. Abi olmayana da para da versin ya, yazık ya. Allah tane biriyle konuştuk. İnşallah. Diyor ki burada diyor kapanışta diyor adamlar diyor buradan meyve topluyorlar diyorlar. He bu akşam oldu mu sebzenin artını topluyorlar. Allah kurban olduğum yardımcı olsun. İnan ki yiyemiyor bulamayanlar var. Evet çok teşekkür bak, ederim abi. Rica ederim abi. Allah'a emanet olun. Ama şunu gene diyorum. Türkiye'de bazı şeylerin değişmesi lazım. Evet Hayat abim Türkiye'de bazı şeylerin değişmesi lazım. Allah razı olsun. Bu da yaşayan efsane. Evet yaşayan efsane. Yaşayan efsane. Kardeşim çok şikayetçi. Evlerimizde tavuğumuz, culuğumuz kalmadı. Çocuklarımız okula gidemiyor. Bu ya mahkemeye verecek, evimizde toplanacak. Zabıtalara söylüyor, belediyeye söylüyor. Köpekler evlerimize girdi. Dün Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclis Üyesi Murat Gedik de valiliğe bir bildiride bulundu. Valilik dedi ki kanunen dedi onların dedi, yaşamaları sokaklar diyor. Sokaklarda ama çoluğumuz, çocuğumuz doğru. Ne okula gidebiliyor, ne kapılara çıkabiliyor. Kapılarımızın önünde ne tavuk kaldı, ne culuk kaldı, ne gaz kaldı. Çocuklarımız periant arkadaş ne yapacak biz? Değerli izleyicilerimiz gerçekten bu... Buna bir önlem alsınlar. Sayfamıza da çok düşüyor. Herkes köpekten şikayetçi. Şikayetçi olmaz mı ya? Çocuklarımızı darmadağın etmiş. 3-4 gün önce çocuğun birini kovalamış, elini kırmış hatta. Düşmüş yani çocuk. Geçen kovalamış. Benim çocuğumu pers etmiş, doğru gittik. Savcılığa vereceğim ben. Kanun, gitsin ne yapıyorsa yapsın, kanun halletsin. Ayıp değil mi ya? Kapıda çuluk da kalmadı. Hiçbir şeyimiz kalmadı kardeş. Günde kuş tanesini götürüyorlar ya. Neyse onlar önemli değil. Çocuklarımız gidemiyor. Okula gidemiyorlar. Dışarıya çıkamıyorlar. Evet. Nasıl iş böyle ya? Doğru söylüyor Akbaba abim. Vallahi ben 200 metre yok benim okul liseyle 15 Temmuz lisesiyle evin arası ben de sabah arabayla götürüyorum köpekleri. Vallahi yakın olduğu halde. Yakın olduğu halde vallahi arabayla. Ne gerekiyorsa yapsınlar arkadaş. Yoksa gidip er dala müracaat yapacak. Bunun önlemini alsınlar. Evet buradan yaşayan efsane Ahbabam'ın da burada şikayetleri var. Köpek konusunda gerçekten yani Kaman halkı haklı olarak görüyoruz. Neden haklı? Çocuklarımız dışarı çıkamıyor. Çıkamıyor, okula gidemiyorlar. Okula giderken kaç tane köpek de bırak ya çocuğu bırak biz kendimiz korkuyor. Sürüyle geziyorlar kardeşim sürüyle, köpekler sürüyle geziyor. Yazık değil milletin çoluğuna çocuğuna ya. Kapımızda bir şey kalmadı. Buradan da belediye başkanımız Recep Çolak'a selamlarımızı gönderiyoruz efendim. Köpek konusunda gerçekten muzdarabı bu konuda yardımınızı istiyoruz. Ben de başkana saygılar sunuyorum. Bunun önlemini alsınlar kardeşim. Evet. Benim diyeceğim bu kadar. Önlem istiyoruz. Teşekkür ederim Afam amca. Ben de teşekkür ederim. Allah'a emanet. Değerli izleyicilerimiz röportajımız devam ediyor. Dünyanın en tatlı insanından tatlı biber satışı var burada. Dayıcığım nasılsın? Allah'a çok şükür iyiyiz abi. Biber satıyor. Salata biber var. Domates sana. Köylü. Evet hepsi öyle. Bak hepsi köylü. Dayı nasıl işler nasıl? İyi Allah'a şükür. İyi yani ya idare ediyoruz yani. Allah sıkıntılı. Allah bundan geri olmasın ya. Sıkıntılı bir şey yok. Fiyatlar nasıl? Sen mi burada? Bak. Senin mi? Evet. 5 kilo 10 lira. 5 kilo 10 lira. Patates 5 lira. Patates 5 lira. Biber tatlıymış. Biber tatlı 15 lira. Tatlı ama ya şey fiyat acıymış dayla. Acı. Salata var. Salata 10. Domates de 5 lira. Domates. Biberin yanında domates ucuz kalmış ama bu valla. Öyle o da haftaya merak olur ya aynı şeyi bulur yani. O da 15'i görür mü? O da görür Allah'ın izniyle yani. Allah bundan geri koymasın hem o zaman. Amin amin. Sarımsak kaç lira sarımsak? Sarımsak 15 bedava. Bedava. En ucuzu sarımsak. Sonra tekrarınız inilmiyor dayı nasıl olacak? Valla işte birini bulacağız.
Allah kurban aldığım yardımcımız olsun. Hem görüşürük, sen hayırlı işler biliyorum. Allah'a emanet ol. Güle güle gidin abi. Allah güle sizin de işinizi rast getirsin. Değerli izleyicilerimiz, röportajlarımız devam ediyor. Evet. Kolay gelsin. Oha Samet Hocam, ne geziyorsun ya? İyiyim Özkan'ım, şükür. Pazar alışveriş. Sen böyle, ne yapıyorsun? Ne bileyim, satıyor sandım. Ali'cim kolay gelsin. Nasıl abi, güzel nasıl? Güzel bozuk Allah'a şükür. Bozuk Allah'a şükür. Allah'a şükür. Her halimize şükür kardeşim. Her ne diyelim? Evet, şükür ne diyelim? Şükür de olmasa perişanlık. Kurban olsun. Aynen Allah. Öyle. Şükürle aynen yer olmasın kimseye. Allah'ım yardım etsin. Herkese yardım etsin. Olan var geliyor alıyoruz götürüyoruz da olmayan ne yapacak Allah bilir. Allah da onlara yardımcı olsun. Amin amin inşallah. Allah bize kardeşim. Bir onlara olmayanlara on versin. Hocam. On da versin, yirmi de versin Allah inşallah. Fazlasını versin. Kimse hocam. Kimseye muhanetlik etmesin, yeterli bizim için. İnşallah hocam. Var eyvallah. Isteğin. Teşekkür ediyorum. Allah, Allah kolaylık versin. Görüşürüz. Sağ olasın. Kardeşim. Dayıcığım kolay gelsin. Dayı sen ne yapıyorsun ya? Yakın gel. Soyda mandalini ye. Soyda mandalini ye. Evet buyurun. Kardeşim. Yakın gel kardeşim. İşler bombok. Evet. Amcam öyle demeseydi ya işler gel lan bok diyor. Dayı mandalin kaç lira? 2,5 kilo 10 lira. 2,5 kilo 10 lira. 3 lira. 4 lira kilosu. Niye öyle oldu dayı lan? Mazot 10.500 lira lan. Mazot'a gelince sen de mecbur üstüne koyuyorsun. Otomatik ben. 1,5 bin lira gidiyordu araba, şimdi 2,5 bin lira gidiyor. Allah. Ne bu lan, hedi sana. Hedi sana dayı. Ne pazar nasıl pazar? Ayrı ayrı mı alıyorsun? Pazar, işte idare eder. İdare eder. Öbür şeyle var, en ucuz pazar. En ucuz pazar. Durdu. Dayı başa ne sen diyorsun? Portakal da var. Portakal bandalı, ikisi de aynı. Aynı Hatay 4 yoldan. O da mı 2,5 kilo 10 lira? Evet. Dayı bu cingar iş olmuş. Biz oralıyız zaten. 2 kilo 10 diye. Bizimki zaten bir bağ başlıyım ben kardeşim. Ha adam bağ başlıymış, mecburen söylüyor. Limon da var dayı orada, limon kaç lira? 2,5 limon, en ucuz limon. O kaç lira da? 2,5 kilo 5 ha. Ha 2 kilo 5. 2,5 kilo olsa kaç lira oluyor? Ne? 7,5 mu oluyor? Yok Allah olur mu? 6,250 yapar. Ananı okutmadın sen hiç lan? Yok Allah okumadım dayı, ben 2 üniversite mezunuyum. 2 üniversite de mezunum. Daha bak atanamayınca böyle olduk işte. Matematik sıfır. Değil mi? Matematik sıfır. Hedi sen Ali oradan. Ali hedi. Dayıcım buradan da Kırşehir Bağbaşları'na selam olsun. Dayımı gerçekten seviyorum. Ha. Hadi kardeşim. Kardeşim güle güle kardeşim. Yandan gel abi. Yandan geldi. Yandan değil, yakından. Yakından geleceksin, yakından. Dayı görüşürük.